nerede, neyin nesi? Bulmak bu işin eğlencesi. Bu açının kaçtır derecesi. Bol kahkaha ikramiyesi. Bizim çocuklar çok kuşkucu. Onlara lazım bir ipucu. Karıştırırlar sağı solu. Ararlar bir çözüm yolu. Bak benden söylemesi. İşte bulmaca kulesi. Hiç görülmedi böylesi. İşte bulmaca kulesi. İşte bulmaca kulesi, hiç görülmedi böylesi. İşte bulmaca kulesi. Bu seferki bilmecemiz ne? Bu seferki çok anlamsız. Bilmeceler zaten kelime oyunlarıdır. Pek anlamlı olmazlar. Yürür gider ayağı yok, uzar kısalır gölgesi yok, dünyaya can dağıtır, kendisinin canı yok. Ayağı yok, gölgesi yok, canı yok. Bu nasıl bir şey böyle? Bu seferki gerçekten ilginçmiş. Yılan olabilir. Ayağı yok, uzuyor, kısalıyor. Güneş ya da ay da olabilir. Yürür gider ayağı yok, uzar kısalır gölgesi yok. Dünyaya can dağıtır, kendisinin canı yok. Buldum, buldum. Su. Evet, su olmalı. Ayağı yok, gölgesi yok. Dünyaya can dağıtır ama canı yok. Evet, haklısınız. Peki suyu nerede bulacağız? Su kemerine ne dersiniz? Su kemeri de nedir? Eskiden sular yer altından borularla değil, böyle yer üstünden kemerli köprülerle taşınıyormuş. Yukarıda suyun aktığı su kanalı var. Hadi çıkıp bakalım öyleyse. Kitap suyun içindeyse kesin ıslanmıştır. Ne kitap var ne de su. Ne yani? Buraya boşuna mı çıktık? Islak bir kitap bulmaktan iyidir. Su nereye gitmiş olabilir? Kemeri takip edersek suyu da buluruz. Suyu bulursak kitabı da buluruz. Bırakın kemeri suyu. Hadi hemen kaçalım buradan. Hüdaverdi'nin tuzağı olmalı. En hızlı kaçma yöntemi bu. İleride su sarnıcı var. Kitap kesin orada. Sarnıç da ne? Suların biriktiği yeraltı su deposuna su sarnıcı deniyor. Eskiden sular baraj yerine böyle yerlerde tutulurmuş. Kapı kilitli. Üzerinde bir bulmaca var. Suyla açılan bir kapı. Bu kolay olacak. Tabii elimizde su olsaydı kolay olurdu. İşte size bir testi su. Ya biz çok becerikliyiz ya da bu bulmaca çok kolay. Bu kadar su deyince susadım. Mert, ne yapıyorsun? Giriş anahtarımızı içiyorsun. Her damlası bize lazım olabilir. Bana bakmayın. Bir yudum bile içmedim. Şu çeşmeden geri alabiliriz. Ya biz o kadar da becerikli değiliz ya da bu bulmaca zannettiğimizden daha zor. Bu su işimize yaramadığına göre içebilirim artık. Bu su çok tuzlu. Deniz suyu bu. Kilidin niye çalışmadığı anlaşıldı. Bize saf su lazımdı. O zaman bu suyu dökelim. Mert dur. Başka suyumuz yok. Saf suyu bundan elde etmeliyiz. Bundaki tuz ve suyu nasıl ayıracaksın ki? Benim bir fikrim var. Suyu bir kapta ısıtıp kaynatacağız. Su buhar olup yükselecek. Tuz buharlaşmadığı için kapta kalacak. Yükselen buharı yakalamak için kabın üstüne daha geniş bir kapak kapayacağız. Buhar kapağa değdiği zaman su damlası olacak. Sonra bu su damlalarını başka bir kaba dolduracağız. Ateşi ben yakarım.
Güzel. Biz de malzemeleri bulalım. Hugit, aradığımız kitap Kindi'nin küresel geometri kitabı. Bu Kindi kimdir? Anlatsana. Kindi 800'lü yıllarda yaşamış bir bilim adamıydı. Felsefeden tıbba, matematikten astronomiye, ilahiyattan siyasete, psikolojiden diyalektiğe, astrolojiden kehanete ve optikten kimyaya kadar 20 ayrı dalda 361 eserlik koca bir külliyatı vardı. Ayaklı ansiklopedi gibiymiş. Şimdi suyun kaynamasını bekleyeceğiz. Meşhur yere batan sarnıcı gibi. Fakat onun suyla dolmuş hali. Korktuğum başımıza geldi. Kitap sular altında. Kesin ıslanmıştır. Bu sefer su içmeme kimse engel olamaz. Kitaba ulaşmanın tek yolu bu suyu boşaltmak. Mert tüm suyu içerek bizi bu sorundan kurtarabilir. Bu suyu nasıl içebiliyorsun Mert? Niye ki? İçme suyu değil mi? Hem de buz gibi. Sana da tavsiye ederim. Hey bakın, boşaltım boruları var. Vanalarını açarak buradaki suyu boşaltabiliriz. Bize vana başlığı lazım. İşte karşınızda vana başlığı. Bir tane mi var? İki boruyu açsak daha hızlı boşalmaz mı? Merak etme. Önce birini açalım, sonra diğerini açarız. Yaşasın! Su tahliye oluyor. Hadi Mert, vanayı getir, diğerini de açalım. Bir sorunumuz var. Vana başlığını çıkaramıyorum. Vanayı açınca burada kilitli kalıyor. Bakın, böyle kapayınca da vanayı çıkarabiliyorum. Bu ne anlama geliyor? Demek ki tek bir vana açma hakkımız var. Biz de doğru olanı bulmalıyız. O zaman boruları takip edelim. Bakalım su nereye boşalıyor. Aferin Mert. Çok akıllıca. Bu su senin zihnini epey açtı. Sular burada kuyuya gidiyor. Kuyu yeterince derin. Bence doğru şık bu. Diğerine bakmadan karar verme. Sular burada havuza gidiyor. Doğru şık bence burası. Havuzda olunca hem yüzeriz de hava da güneşli, serinleriz biraz. Bence kuyu. Bence havuz. Bir bire eşitiz. Aslı, senin oyun kime? Bence ikisi de olabilir. Bu da demek oluyor ki burada başka bir şey soruluyor. Ama ne? Bu sıcakta oturup bunu mu düşüneceğiz şimdi? Ne sorulduğunu buldum. Neymiş? Buharlaşma. Ne yani? Sarnıçtaki tüm suyu kaynatacak mıyız? Vallahi o kadar büyük bir ateş yakamam ben. Hayır, su falan kaynatmayacağız. Bir kere buharlaşmayla kaynama farklı olaylar. Mesela su 100 derecede kaynar. Fakat her derece buharlaşabilir. Örneğin yağmur yağdıktan sonra her yer su birikintisi olur. Bir süre sonra o su birikintileri kaybolur. Neden? 100 derecede kaynadıkları için mi? Hayır, su her zaman her derecede zaten buharlaştığı için. Buharlaşmayı anladık. Peki buradaki bulmaca ne? Soru buharlaşma hızı. Su derin bir kuyuda mı yoksa sığ bir havuzda mı daha hızlı buharlaşır? Ne yani? İkisi de aynı değil mi? Ha kuyu, ha havuz. Bunu denemeden bilemezsiniz. Bu cam boru kuyu olsun. Bu tepsi de havuz olsun. İkisine de eşit miktarda su dökelim. Bakalım hangisindeki su daha hızlı buharlaşacak. Bekleyip görelim. Yaşasın! Havuz kazandı. Aynı su aynı güneş.
Nasıl olur da bir tarafta daha hızlı buharlaşma oluyor? Hayret. Islak çamaşırın kuruması da aslında içindeki suyun buharlaşmasıdır. Peki bir çamaşır nasıl daha hızlı kurur? Katlanmış bir şekilde mi yoksa asılmış, yayılmış bir şekilde mi? Anladım. Su geniş bir alana yayıldığı için buharlaşması daha hızlı oluyor. Yanlış vanayı açsaydık ne olurdu acaba? Ne olacak? Su sarnıcı göçerdi ve kitap tonlarca taşın altında kalırdı. Dua edelim de kitap ıslanmasın. Islanmışsa da nasıl hızlı kurutacağımızı biliyoruz en azından. İşte kitap orada. Neyse ki poşetlenmiş. Can, ne yapıyorsun orada? Ben de susadım. Bu saf sudan içeceğim. Getir, ben de içeceğim. Ne oldu? Su hala tuzlu mu? Hayır. Ama sıcak. Sarnıçtaki buz gibi suyu içmediniz. Şimdi bu sıcak suya kaldınız.